Selam gençler ve konçu bugün sizlerle birlikte yepyeni haberlerle karşınızda arkadaşlar. Bugün aslında ortalıkta çokça söylenen yalan haberler mi diyelim, haberler mi diyelim, batıl inançlar mı diyelim bunlar hakkında konuşacağız. Yanımda iki tane arkadaşım var. Efe ve Uğurcan var. Bu konular hakkında yorum yapacağız. Çıkar mı çıkmaz mı? Bir de başlıkta okuduğunuz gibi Cage 2019'da değişecekmiş. Kayna ise çok güvenilir bir yer. FMP1 Cage'in yapımcısı arkadaşlar. 2019'da düzeltici söyledi ve sizlere konuşmaların seslerini göstereyim. Bu konuşmalar Faceit'te iki kişi aralarında konuşuyorlar. Bunlardan birisi FMP1, diğeri ise bir tane arkadaş bilmiyorum kimse ama FMP Pivan'ın kendisinin insanların yeni cage için hazır olmadığını söylüyorlar ve soran arkadaş için de sen de hazır değilsin diyor. Diğer resimde de Peki çıkış tarihi acaba ne olabilir diye soruyor ve o da 2019 diyor. Yani sanıyorum 2019'un ortalarına doğru ilk çeyreklerinde yeni Cage karşımıza gelebilir. Yeni Cage'de düzeltilmiş yapılarak bize sunulabilir. Şimdi eğer böyle bir haber çıkarsa bizim tabii ki öncelikli işimiz yeni Cage'de nelerin değişebileceğini sizlere daha önceden göstermek ve bunun üzerine çalışmak olacak. Yanımda Efe var. Onların da açıkçası ben şeylerini merak ediyorum. Sizce çıkar mı arkadaşlar? Yani ben diyorum ki 2019 çok erken bir tarih. Yani Nasdaq bile aylarca kaldı. Cage de ikinci oyun inanan ya da Chia ya da 3. sıraları koruyan haritası olduğu için gene uzun süreceğini düşünüyorum. Dust 2 kadar aktif haritalardan çıkarılıp belli bir müddet aktif haritalara girmeyecektir ve remake'i gelmeyecektir oyuncuların karşısına. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir abi? Ee, abi şimdi Kabuston da dinlemeye girdi biliyorsunuz zaten. Büyük ihtimal evet, Change ile Kabuston aynı zaman aralıklarında oyuna sürümü, yeni sürümü geçecek. Ha, benim düşüncem bu. Olması gereken de bu çünkü Kabuston çok fazla oynanan bir map. Bayağı da seviliyor. Chage de aynı şekilde çok fazla seviliyor. Abi Chage güzel bir ha. ama ne değiştirebilirler? Hani değiştirilebilecek bir yer var mı sence Chage'de? Bence mide ağırlıklı oynarlar değiştirme olursa. C'ler mi baskın, T'ler mi baskın sence? Bence T'ler daha baskın. T'deyken kazanma ihtimali yüksek diyorsun ha? Aynen öyle. Çünkü çok fazla çıkabileceğin, girebileceğin yer var. Açıkçası ben de uzun bir müddette çıkmayacağını düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü yani Cobblestone'dan bence daha geç çıkar. Çünkü Cage'de bir sorun yok bence şu anlık. Ha T'ler biraz baskın mı? Evet bana göre de biraz baskın ama bu oyunun oynayışına çok fazla etki etmiyor. Çoğu haritada böyle belli site'lar bence daha baskın. Her neyse ama dediğim gibi Cage'in Cobblestone'la beraber çıkacağını düşünmüyorum ben Efe ya. Hani çünkü adamlar ona mı uğraşsın buna mı uğraşsın yani. 2 değiştireceklerse kendi yapımcıları değiştirirler ama Gaben'ın hani bunu böyle yapın şunu şöyle Dust çıkacak diye milyon tane map çıktı. Hiçbiri gelmedi abi. Çok farklı bir şey sundu herifler bize. Saman yığını gibi bir şey sundular. Dust'i leşlediler resmen. Yani bana sorarsan öyle. Ha Oyuncular buna alışmadı mı? Alıştılar. Ama bunun yanında ortaya atılan iddialar öyle çok da dust benzemedi. FMP1 burada neyi değiştirebilir kestiremiyorum açıkçası. Değiştirse bile Gaben buna izin verir mi? Bunu da düşünemiyorum. Bu yüzden Cage haberini böylelikle noktalayalım ve beklemeye koyalım. Bakalım neler olacak. Çünkü Gavin sürprizlerle dolu bir arkadaşımız. Şimdi diğer haberimize geçelim. Diğer haberimiz de şu arkadaşlar. Black Sun adında bir kasa gelecek diyorlar. Reddit'te orada burada her yerde. Böyle bir haber çekilmiş. Böyle bir tartışma konusu başlatılmış. Bir arkadaş bunu böyle konsept olarak yayınlamış. Black Sun'da neler oluyor? FMP1'ın ve Tanuki'nin yaptığı Sub-Zero haritası falan var diyorlar. Arkadaşlar Sub-Zero gelmedi. Farkında mısınız? Yani bunu çektik ama şöyle yorumlar aldım ben Sub-Zero haritasının altına. Hiç çekmeseydin 4 gün sonra çektin. Ben yalan haberle insanların karşısına çıkmak istemiyorum. Bu yüzdendir ki Efe de burada haberleri çekerken olma ihtimali yüksekse çekiyorum. Yoksa clickbait için çekmiyorum. Hiçbir zaman da bunu yapmadım sizlere. İşte şu gelecek şu geldi gelebilir deydi şuydu da buydu da demiyorum. Kesin kanıtlarla geliyorum. Şimdi bu haberi yayınlamamın nedeni ortada çok fazla yalan haber dönüyor. Bence bir operasyon için çok erken bir tarih. Hydra daha ne zaman çıktı yani? Ondan önce Wildfire operasyonuydu ve onunla Hydra arasında deli gibi bir fark vardı yani. İnsanlar beklediler resmen. Şu an çok kısa bir zaman var. Bu kadar kısa zamanda Black Sun'un çıkacağını düşünmüyorum. Ama hani çıkarsa güzel olur. Bize benim de işime gelir. Ben video içerik üreticisiyim daha fazla content çıkar bana yani içerik çıkar bu yüzden hoşuma gider açıkçası o ayrı mesele ha çıkarsa diye bir arkadaş yazmış yapmış maplerden bahsetmiş bir de bunun üzerine konuşalım sub gelmeyecek abi buna çok direttiniz ama gelmeyecek ya bence hani bunu çok alçak gönüllükle söyleyebilirim. Sabzor'u gelebilecek bir map değil. Güzel tasarlanmış bir map ama değil. Böyle bir kış haritasını maalesef gaybın getirmiyor. Ha getirdiği haritalar var. Biom haritası, beach haritası, rabi haritası, grind, waterfall haritası diye haritalar gelecekmiş. Black Sun Case diye bir case gelecekmiş. Yani kasa gelecekmiş. Bir kasa için de çok erken. Daha şu an ne çıktı ya? Horizon Case çıktı daha yeni. Sizce gelir mi yani? Bu kadar kısa bir zamanda. Tamam para gözledik de bu herif de her şeyi... Yani inciğine, detayına kadar inceleyen bir herif. En uç noktasına kadar inceleyen bir herif. Hemen bu case'i getirmez yani kasayı getirmez. Güzel skinler var içinde. İsterseniz şöyle ben alta bu haberlerin linklerini koyarım arkadaşlar. Oradan incelersiniz. Doğru düzgün bir knife. Ee, bakalım yani bir bıçak bile yok derken evet M48 Komando Survivor adlı bir kasanın içine bıçak koymuşlar. Bu yeni gelen şey bıçağına benziyor. Neydi lan o bıçağın ismi? <laughs> Ursus. Ursus'a benziyor yani bu da gelmez. Yani bu öyle gelmez diye de beni dövmeyin diyeceğim ama gelmez abi benziyor yani. Bunu da geçelim isterseniz. Ha bak ama konsepti beğendim. Konsepti beğendim o ayrı mesele. Operation Campaigns falan işte 62 tane yeni görevi varmış. Yeni yapılacak gayeli görevleri varmış da. Öyleydi bak. Not defterini falan yazmışlar. Her operasyondaki gibi. Konsept güzel. Evet, yeni bir de silah gelecek diyorlar. MP5. MP5 gelecek diyorlar. Yani CSGO'ya MP5 gelir. O ayrı mesele. Bak buna bir şey diyemem. MP5. MP7 var ama MP5 gelebilir. Çünkü Counter'ın babası silahlarından birisi MP5'tir. Ve gelmesini ben de çok isterim. Açıkçası hatta gelsin diye mi döndürsem şu an yok. <laughs> <laughs> Karar veremedim. MP5 gelsin abi. Güzel. Ama bunu tabi daha düzeltirler. Bu resimdeki gibi olmaz. A new game mod. Survivor Island diye bir harita gelirmiş. Sanıyorum bunu da bu son zamanlarda adını siz getirin. Battle Royale oyunların yükselişine bağlayabiliriz. Survivor Island isminde bir eğer oyun modu gelirse. Burada bir Battle Royale şeklinde koyarlarsa. Gene hite çıkabilir. Gabe'ın babamız. Bunu böylece söyleyeyim ama toplamam gerekirse şöyle söyleyeyim. Geleceğini düşünmüyorum. Instagram'dan yazan arkadaşlar oldu. Onlara da söyledim. Birkaç arkadaş yazdı. Bileksan gelir mi gelmez mi şeklinde. Ben dedim gelmez. Çünkü çok erken bir tarih. Gelse bile hani bileksan olması bilmiyorum arkadaşlar. Yani ismi bileksan olur mu olmaz mı? E, bu biraz düşük bir ihtimal. Ama cage ihtimali çok yüksek. FMP1 genelde tamam yaptığı haritalar gelip gelmemesi söz konusu değil ama kendi yaptığı harita ve şu an hali hazırda CSGO'da aktif rekabetçi de oynanan bir harita oldu. Aktif haritalardan olduğu için Cage bu yüzden düzeltme istenmiş olabilir. Remake istenmiş olabilir. Sanıyorum Cage remake'e girebilecektir. Evet bugün sizlerle birlikte iki yeni haberle karşınızdaydım ve sizlere bu haberler hakkında bilgiler sundum arkadaşlar. Umarım CSGO daha da güzel yerlere gider ve umarım gelişir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim kendi yorumlarım bu şekildedir. Sizlerin de yorumlarını Black Sun gelir mi gelmez mi ya da Cage Remake'e girer mi girmez mi bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram adresim ekranın herhangi bir köşesinde çıkmış olabilir. Oradan beni takip edebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca CSGO serverımızı da IP'si hemen aşağıda. Pro Public açtık. 128 tik. Tam sizin oynayabileceğiniz bir güzel bir yer. Adminlerimiz online. Güzel bir muhabbet dönüyor orada. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve Korikim.